Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Hisar Mahallesi'nde. Çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. Hisar Mahallesi'nin en uygun villası. Her yere yakın. Fiyatımız ne? 3 artı 1. Müstakil girişli bir villa burası. Fiyatımız da 3 milyon 300 bin TL. Güzel bir de pazarlığı var. Müstakil girişimiz mevcut. Gördüğünüz gibi L şeklinde bir bahçe alanımız var. Ön tarafı teras olarak kullanabilirsiniz. Burada da yeşil alanımız mevcut. 60'a 120 seramik yapılmış otomatik panjurlu geniş güzel bir ev. Her yere yakın. Caddenin hemen iki sokak arkasındayız. Caddeye de çok yakın. Fiyatımız da 3 milyon 300 bin TL. Alınabilecek bir fiyat. Burada da yeşil alan yapılmış. İstenirse duvarlar biraz daha yükseltilip tamamen yan taraflarla aramız kapatılabilir. Şimdi girişte salona giriyorsunuz ama yan tarafa bir panel van konulabilir. Ya da ahşap sütunlarla tamamen kapatılabilir. Girişle ayırabilirsiniz. Sağ tarafta da mutfak alanımız var. 60'a 120 seramik ledli spot aydınlatmalar kullanılmış ki güzel olmuş. Ama ikisi de beyaz olunca biraz farklı olmuş değil mi? Biri gün ışığı, biri beyaz olsa çok daha güzel olabilirmiş. Geniş bir salonumuz var. Televizyon ünitesi olarak karşıyı düşünmüşler. Doğalgaz tesisatı da mevcut. Burasını da isterseniz tabii bir temizlik boyası daha gelecek buna. Böyle kalmayacak. Bunu söyleyelim çünkü burada lekeler var. İnşaattan kalan bir temizlik boyası daha yapılacak. Şimdi geldik mutfak kısmına. Lake dolabımız var. U şeklinde bir tezgahımız var. Tezgah altının her tarafı dolap yapılmış. Güzel olmuş. Belki bar sandalyesi birkaç tane konulabilir. Gayet de güzel olacaktır. Tezgah arasında seramik kullanılmış. Lake dolaplarımız var. Antresit çerçevenin içerisinde. Alt tarafta da beyaz çerçevenin içerisinde antresit kullanılmış. Gayet şık duruyor. Güzel duruyor. Bazıları ışıkların gün ışığı, bazıları beyaz. Aslında etrafı gün ışığı, ortası beyaz. Farklı bir ışık. Şu sütunlardan bahsediyorum. İstenirse o köşe kısma konulup tamamen salonla ayrılabilir. Gayet de güzel olacaktır. Alt katta bir de lavabomuz var. Şimdi burada çamaşır makinesi var ama yeri var. Yukarıya da ayarlamışlar. Bisam'ın gömme rezervuarı. Seramikler çok güzel duruyor. Ve burada Asya'nın muslukları var. Hilton lavabomuz da gayet şık. Güzel bir ev. Şöyle köşeye kadar bir git. Burayı tekrar bir gösterip hemen çıkalım. Girdik. Salon, mutfak. 3 milyon 300 bin TL. Güzel bir pazarlık var. Güzelden kastımız bence 150-200 bin TL civarında bir rakam düşeceklerdir diye tahmin ediyorum. Orta katlı iki tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz mevcut. Odalardan bir tanesi çok geniş. Yukarıda da bir oda artı terasımız var. Güzel bir koridorumuz var. 60'a 120 seramik yapılmış. İlk odamız hemen sağ tarafta. Çocuk odası olarak kullanılabilir. Neden çocuk odası? Biraz daha diğerine göre küçük ve buraya bir gömme dolap yapılabilir. Yatak bu şekilde konulduğunda karşıya da bir masa, çalışma masası, bilgisayar masası gibi bir masa sığdırabilirsiniz. Hemen oraya da gösterelim. Lucky kapılarımız var. Bunlar 20 dakika boyunca yangına dayanıklı arkadaşlar. Küçük bir balkon çıkışımız var burada. Balkon L şeklinde. Diğer odanın önüne kadar uzanıyor. Diğer taraftan göstereceğim. Orası da Fransız tarzı bir balkon. Daha da inceliyor. Buradan da çıkışı yapabilirsiniz isterseniz. Burada da ebeveyn banyolu odamız mevcut. Burası eski bir kooperatif arkadaşlar. Eski bir kooperatif. Artık Akbük'teki evler gibi düşünün. Onlar da genelde kooperatif evleri ya. O çukur mevkisindeki. Artık İsteyen istediği gibi evini yapıyor. Bireysel olarak yapıyor. Kimse kimseye karışmıyor. Geniş bir odamız var. 16-17 metrekare civarında. Fransız balkon tarzında buraya kadar incelerek gelmiş. Yan tarafa da devam ediyor. İnce bir balkon ama aşağıdaki teras alanı daha şık, daha güzel. Biz aslında dün çekmiştik burayı. Mikrofonun sesi kaydetmediğini anladık. Tabii çekimden 3-4 saat sonra tekrar geldik çekmeye. Güzel bir ebeveyn banyosu var ama şu dolap buraya olmamış çünkü burada bir koruyucu olmadığı için buradan gelen su bunu şişirir ve kullanılamaz hale gelir. Bu yüzden ya bunun üstüne bir silikon plakalar var beyaz onlardan olacak ya da bu sökülüp buna uygun sadece Hilton lavabo takılacak. Dışarıya havalandırma verilmiş, seramiklerin içerisindeki bitkiler çok güzel duruyor değil mi? Gerçekten harika. Sıra geldi. Genel kullanım banyo lavaboya. Merdivenin tam karşısında genel kullanım banyo lavabomuz var. Burası da gayet güzel. Şimdi daire parasını alabileceğiniz bir yer. Hani ben
daire almayayım da villa alayım, bahçem olsun diyorsanız alacağınız bir yer burası arkadaşlar. Çünkü genelde artık 2 artı 1 daireler 3 milyon civarında. Gayet güzel bir duş alanımız var. Yine Visam'ın gömme rezervuarı. Şu Krevit'in dolaplarına bayılıyorum. Özellikle şu siyahları çok seviyorum. Ama mat siyah olması lazım. Parlak siyahlar çok çabuk leke gösteriyor, su izini. Burada ters merdiven yapmışlar. Bunu artık çoğu yerde görmeye başladık. Çok da güzel duruyor. Diğer düz merdivenlere göre daha göz alıcı. Hatta ters merdiveni boyayanlar da var. Onlar da çok güzel duruyor. Bir evde gördüm. Onu göstereceğim bir gün size. Bittiğinde. Şimdi sırada en üst katımız var. Terasa buradan bir çıkışımız mevcut. Burada bir tane de odamız var. Şimdi bu odayı burası teras katından oda yapmışlar gibi. Tekrar bir boya gerekiyor buraya, yapılacak da. Seramikler de hoş. Gayet güzel bir ev. Artık fiyatına göre değerlendirmek gerekiyor evleri ki artık bu fiyatlara da villa kalmadı. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ve teras alanı. Güzel, geniş bir terasımız var. Yine rüzgar esmeye başladı. Karşı taraf gördüğünüz gibi Hisar Mahallesi. Geçen senelerde buralar bomboştu, kimse yoktu. Şimdi doldu. Şu gördüğünüz boş alanlarda büyük ihtimal bir seneye kadar dolmuş olacak. Terasın üstünü kapattırabilirsiniz. Yaptıranlar var. Şöyle bir çevreyi göstersene. Çevreyi bir göster. Şimdi kooperatif dedik de Didim'de kooperatif çok yok zaten. Ama burada da zaten herkes bireysel olarak evini yapıyor. İsteyen müteahhite veriyor. İsteyen kendi yapıyor. Burası da güzel olmuş. Diğerlerine göre gayet şık. Liman yoluna çok yakınız. Sosyal anlamda biraz bahsedeyim. Okula yakınız. Çevremiz gelişmekte ve hızla da gelişiyor. Toplu taşıma araçlarına çok yakınız. Onu da söyleyelim. Şurada da küçük bir alan var. Burayı da depo yapabilirsiniz isterseniz. Her yere yakınız. Altın kuma mesafemiz kaç kilometre? Maksimum 7 kilometre. Yoktur bile belki. 6 kilometre, 5 kilometre civarında. 5, 6, 7 hepsini saydık ama bir tanesi tutacak herhalde. O aralıkta 1 kilometre mesafedeyiz altın kuma. Yani ama şöyle düşünün. Burada yaşayanların, yaz kış yaşayanların tamamı neredeyse altın kumda hiç denize girmiyor arkadaşlar. Çünkü çok kalabalık oluyor. Bu kalabalık olduğu için de, bu kadar kalabalık olduğu için de 20 bin kişinin aynı anda aynı sahilden denize girdiğini hayal edin. Biz gitmiyoruz. Gerçekten gitmiyoruz. Yazın altın kuma inmiyoruz bile. Ama farklı koylara çok yakın. Mavişehir'e yakın, İmbat Denizi'ne yakın, Manastır Koyu'na yakın değil mi? Oralar çok güzel. Oraları değerlendirebilirsiniz. Güzel bir teras. Üstünü de kapattırırsanız çok daha güzel olacak. Buradan ortak kullanım bir çıkışımız da var. Buralarda da panjur var. Genelde buralara koymazlar ama bu arkadaşlar buralara da panjur koymuşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Güzel bir villa gezdik. Gerçekten hoş bir yer. Artık daire parası denilebilecek bir fiyata da satılık. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.